Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit olan uzman çavuş Serdal Güneş'in Niğde'de düzenlenen cenaze törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara'ya dönüş yolunda Aksaray'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik Tezcan hazır bulundu. Vali Pekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özlü, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzalamasının ardından Vali Pekmez'in makamına geçen Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ziyaret sırasında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Vali Aykut Pekmez, Bakan Özlü'ye Aksaray'da yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Bakan Faruk Özlü'ye kısa bir sunum yaptı. Aksaray Belediyesi olarak hizmet ve hayata geçen projelerini anlattı. Aksaray'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Aksaray'da kadın girişimciliğine yönelik kurulan İşte Kadın Güçte Kadın Derneği Başkanı Deniz Oruç ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İş Güç Kat Dernek Başkanı Deniz Oruç, derneğin kurucu üyesi Hasibe Yazgı ve yönetim kurulu üyeleri toplumda kadın istihdamının arttırılması ve kadınların girişimcilik ekosistemine katılması amacıyla kurdukları dernek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Aksaray'daki kadınlara her alanda destek olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Deniz Oruç, Aksaray genelinde kadın girişimciliğine yönelik eğitimlerden mentorluğa, yatırımcı bulmadan networking çalışmalarına, dernek çatısı altında hayata geçirdikleri projelerle daha çok kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Başkanım, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle derneğimiz adına size teşekkür ediyoruz. Aralık ayının sonunda faaliyete başlayan İşte Kadın Güçte Kadın Derneği, İş Güç Kat olarak desteklerinizi bizden esirgemediniz. Çok teşekkür ederiz size ve eşiniz Hasibe Hanım'a desteklerinden dolayı. Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde öncelikle kadınlarımıza girişimcilik eğitimi vermek istedik. Sonrasında da girişimcilik eğitimini alan kadınlarımızın içlerindeki o kıvılcımı hayata geçirecek, onları cesaretlendirecek bir program yapalım dedik. Yine sizin desteğinizle sevgili hocamız Ahmet Şerif İzgören bu kadınlarımızı motive edecek, iş hayatına onların atılmasını sağlayacak bir program gerçekleştirdik. Şimdi ise yapacağımız, şimdi ne yapacağız buluşmaları adı altında yaklaşık 70 kadar iş fikri hazır, hareket etmek için beklemede olan kadınlarımızı işinin uzmanı olan KOSGEB uzmanları, İşkur uzmanları, mikro kredi, bankacılık sektörünün, finans sektörünün uzmanları, rol model iş kadınlarıyla bir araya getireceğimiz buluşmalar düzenleyeceğiz Mayıs ayının başında derneğimiz olarak. Zaten derneğimizin üyelerinin çoğunluğu projelerde, sosyal sorumluluk projelerinde görev alan eğitmenlerden oluşan bir ekibimiz var. İş kadınları yine yoğunlukta. Bizler bu kadınlarımıza yaşamış olduğumuz olumlu, olumsuz sektörle ilgili yaşanabilecek tüm sıkıntılardan pozitif, negatif, hani iş hayatında olabilecek her şeyden bahsedeceğiz. Onlar sormak istedikleri, iş yeri açarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini işin uzmanlarına soracaklar. Böyle bir buluşma planlıyoruz kadınlarımızla ve bunu inşallah kısmet olursa devamlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Çünkü hani hepimizin bildiği çok fazla girişimcilik sertifikası sahibi kadınımız var. Çoğu belki evinde durmak zorunda, hani ev eksenli çalışabiliyor. Yapabilecekleri bir şey olmadığını düşünüyorlar. Ama sizin de başlatmış olduğunuz örneğin Hanımeli Pazarı gibi yapabilecekleri bir şey olduklarını hepsi gördüler. Biz de bunu teşvikleyerek, destekleyerek arttırmak niyetindeyiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kadınların enerjilerini üretime dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen her projeye destek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek teşekkür etti.
Ben de İşte Güçte Kadın Derneğimiz Başkanımıza ve değerli yönetimine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Az önce bahsettiğiniz gibi gerçekten de yeni bir dernek olmanıza rağmen birçok faaliyetlere şimdiden imza attınız ve atmaya da devam edeceksiniz. Bizim amacımız tabii bu derneklerimize destek olmak, onların yanında olmak. Çünkü biliyoruz ki önemli olan kadınlarımızın ekonomik anlamda kendi gücünü fark etmesi ve bu gücü de piyasaya, yaşadıkları iş ortamlarına aktarabilmesi. İşte bunlardan bir tanesi bahsettiğiniz gibi hanım eli pazarıydı. Gerçekten evinde oturan, bir şeyler üreten hanımların böyle bir imkan yaratıldığı zaman neler başarabileceklerini bizler görmüş olduk. Yine aynı şekilde yapılan kurslarla, eğitimlerle, desteklerle ne güzel projelerin açığa çıkacağını hep birlikte fark ediyoruz, farkındayız. Az önce bahsettiğiniz 70'in üzerinde proje var dediniz. Bu çok sevindirici bir şey. Yani gerçekten de kadınlarımız bu konuda çok başarılı. İşte Aysun Hanım'la bir zamanlar başlatılan bir proje vardı bu. Elinin hamuruyla sıva yapıyorlardı. Böyle biraz hani tabirimi hoş görün. Böyle denir hani hanımlara bahsederken bir şeyle ilgili. Ama bu şunu gösterdi ki demek ki aslında imkanlar sunulduğu zaman birçok çalışmada başarılı olabiliyorlar ve çok daha titiz çalışma yaparak bence erkeklerin bile elindeki birçok işi alabilecek pozisyona geçiyorlar. Hangi alanda olursa olsun yanlarında olmak, onlara destek olmak, onların elinden tutmak, bu tür projelerle, sizlerin de desteğiyle güzel şeyler imza atmak bizleri çok mutlu ediyor. Biz de her türlü çalışmanızda yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Aksaray Merkez Pınar Mahallesi'nde yeni PTT şubesi hizmete girdi. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ulaştırma hizmetlerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. PTT Pınar Şubesi açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Askerlik Şube Başkanı Albay Mehmet Vurmaz, PTT Baş Müdürü Ali İrfan Gönül, Aksaray Merkez PTT Şube Müdürü Zeki Şahin ve PTT çalışanları katıldı. PTT şubesinin açılış töreninde konuşan Aksaray PTT Baş Müdürü Ali İrfan Gönül, PTT'nin ülkenin istiklali ve istikbalinde önemli işlere imza atmış bir kurum olduğunu ve hizmet alanı anlatarak özellikle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya kuruma desteklerinden dolayı teşekkür etti. İnşallah biz Aksaray'da hemşehrilerimize hak ettiği hizmeti. Böyle bir ay postaneye girip de iki ay Allah ben buraya niye geldim değil de ya iyi ki bu insanlar var dedirtireceğimiz günleri bekliyoruz inşallah. Onun için uğraşıyoruz. Burada ödemeler yapabilecek. Biz burada yaklaşık şu anda 300-400 civarında hizmet çeşidimizi değişikliğini görüyoruz. Nüfus cüzdanları, pasaportlar, ehliyetler için gerekli harçları da yatırıyorlar buradan. Tapu şeylerini de yatırıyorlar. İnşallah sizlerle de anlaşırsak buradan başkanımızdan da bir söz alalım. Tamam, belediyenin vergilerinde, emlak vergilerinde o kapısını açarsak vatandaşlar her mahallede kendi işini görmüş olur. Mahalle bölümüyle bir görüşmem gerekiyor. O da ben sizi görmüş olurum. Yani başkanımıza ve askerlik şube başkanımıza, değerli komutanlarımıza ayaklarına sağlık. Bizi onurlandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum kurumum adına. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi amacımız vatandaşlarımızın ayağına kadar hizmet götürebilmek. Bu şubeyle birlikte Aksaray'da PTT şube sayısını artırarak vatandaşlarımıza ulaştırma hizmetleri konusunda kolaylık sağlamaya çalışacağız diyerek kurum çalışanlarına teşekkür etti. Bugün 7.sini açacağımız PTT'nin şubesinde şu anda burada bulunmaktayız. Ben her şeyden önce hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha da çok artar diye umut ediyoruz. Ve bu noktada çalışmalarımız, müdürümüz gayretli bir şekilde devam ediyor. Hedefleri de o yönde. Bizim de inşallah yeni açtığımız yerlerde bu tip PTT'mizin binalarını görmek, PTT'mizin şubelerini görmek bizim için de bir onur olacaktır. İnşallah onun detaylarını sonra değerli müdürümle paylaşacağız, görüşeceğiz. Ama bunun faydası, en güzel tarafı böyle vatandaşlarımızın illa bir merkeze gelip de işlerini halletmesi değil, her mahallenin arasında belki böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gitmesi bizim de hükümetimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da hep altını çizdiği vatandaşlarımızın ayağına kadar hizmet götürmek en büyük düsturumuz. Bu düsturu da burada gerçekleştirdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen ne varsa inşallah sonuna kadar destek olmayı, yanınızda olmayı istiyoruz.
Burada emeği geçen herkese de, çalışacak olan bütün kardeşlerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha önce kendisine makamında nezaket ziyaretinde bulunan Aksaray Askerlik Şube Başkanı Albay Mehmet Vurmaz'a iadeyi ziyarette bulundu. İadeyi ziyarette Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek, kenti daha refah, modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalıştıklarından söz eden Başkan Yazgı, hayata geçen hizmetlerin yanı sıra uzun vadede dev projelerde sürdürülebilir kalkınma için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliklerini çok önemsediğini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın ziyaretinde kendisine belediye meclis üyesi Durmuş Sönmez eşlik etti. Askerlik Şube Başkanı Albay Mehmet Vurmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Hayırsever bir iş adamı tarafından Somuncu Baba Camisi avlusunda yapımına başlanılan gölgelik kenti çalışmalarını Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yerinde inceledi. İmzalanan protokolle hayırsever iş adamı İbrahim Özel tarafından Somuncu Baba Camii avlusuna yaptırılacak olan gölgelik tente çalışmaları avluda başladı. Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, cami avlusuna yaptırılan gölgelik tente çalışmalarını yerinde inceledi. 800 metrekare alanda başlayan gölgelik tente çalışmalarında yapılan proje sayesinde vatandaşlar yağışlı ve güneşli havalarda cenaze namazlarını rahatlıkla kılacak, ibadetlerini yerine getirebilecek. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen dede torun buluşmaları kapsamında minikler huzurevini ziyaret ettiler. Dede Torun Buluşması projesi kapsamında Aksaray Merkez, Hayme Hatun Anaokulu'ndaki 100'e yakın minik öğrenci Aksaray Abdülkadir 3 Yıldız Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarete katılan 100 anaokulu öğrencisi huzurevinde kalan yaşların elini öptü, çiçek hediye etti. Huzurevi sakinleri ziyaretten ziyadesiyle memnun olurken kendilerini ziyaret eden anaokulu öğrencilerini bağrına bastı. Dede torun buluşmasında pasta kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi. Dede torun buluşması kapsamında huzurevini ziyaret eden minik öğrenciler daha sonra Zincireye Medresesi'nde meddah gösterisi izledi, masal dinledi. Zavallı adamcağız, başına gelenleri bilsin. Bilsek kahrından dövünürdü değil mi çocuklar? Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın kendileri için hazırladığı hediyelere teşekkür etti. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.